Gelin birlikte brokolis pişirelim. Ben niye sıkıldım ki bunu? Hiç neyi beğenmeyip her şeyde bir kusur aktaranlara karşı çok düşünceliyim. Kolumuzun tüklerini bağlayırıq. Elçeyi de takırıq. Yok yine söyleyeyim rahatlaşmadı. Maska da takıram. Yok el çekmeyeceğiz. Saçımızı da bağlayaq. Razılaştık. Hoşunuza geldi. Eleyse başlayaq yemeye. Sözün açığı ben brokoli yememiştim. Hiç tadını bilmirdim. Dedemin evinde brokoli görmüşüm. Pendik çayıyla böyle adamları. Videolarda gördüm, brokoli supu pişirdiler. Ben de beynime battı, dedim pişirim. Bu arada bu yemeği ad günümde pişireceğim. Almanya'da dost yok, kohum yok. Özümü de hissettireceğim ki güya tek değilim. Akşama yiyip içmeye var, konaklar gelecek. Yadıma düşmüşken bir şey de kaydedeyim. R bölmelerinde çok adam soruşur ki ses senden çıkır. Yok, mağaradan çıkır. Yemeğe R bildirmeden sesimi ilişirler. Ay cahiller, biz hayata gelende veya siparişle gelirik. Hamımızı Allah yaradır, sesi de bize Allah verir. Gözü de, boyu da. Ama çok təəssüf ki, beyin vermeyeyim. Üzüldü sayın, yemeği hakkında az danıştım. Lakin yemeğe kattığım bütün ingredientleri şerh bölmesinde yazmışam. Pişirilme kaydası çok rahatdır. Haşladığımız tereviqleri blenderdan keçirdirik. Fikir verdiniz, bir kazandan istifadə etdim. İkinci kazanı da haşlamak için koysam, onu yumağa hal var. Ve bu da nəticə, özüm pişirmişim demirəm, hakikaten dadı çok güzel idi. Mənə dəstək olmaq istəyirsinizsə, zəhmət olmasa, hər kəsdən bir takip alın. Teşekkürler.